Evet, herkese iyi akşamlar. Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği'nin bu akşamki webinarına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam anormal uterin kanamaları tartışacağız. Günlük pratiğimizde oldukça sık karşılaşılan ve hakim olmamız gereken bir durum tabii ki bizlerin, kadın doğum hekimlerinin. Bu konuda iki değerli genç arkadaşım bugün sizlerle olacak. Onları biraz sizlere tanıtayım. Önce Emre'den başlayayım. Doçent Doktor Emre Pabuççu. Emre'yi tanıyorsunuzdur. Aslında Emre ile de böyle geçmişimiz aynı yerlerden geçerek ilerlemiş. İşte Ankara Koleji mezunu, sonra Ankara Tıp ihtisaslı. Aynı benim gibi. Sonra Emre tabii Ufuk Üniversitesi Kadın Doğum Bölümünde akademik kariyerini sürdürüyor ve Centrum Klinik'te de tüp bebek çalışmalarına devam ediyor. Biraz da Özkan'ı tanıtayım sizlere, Özkan Özdamar'ı. Özkan da çok sevdiğim, çok çalışkan bir arkadaşım. O da GATA tıp mezunu, sonra GATA Haydarpaşa ihtisaslı. Ardından da Medeniyet Üniversitesi'nde doçentliğini aldı. Şimdi Bahçeci Sağlık Grubu'nda Fulya Bahçeci'de çalışıyor. Kendisi ikisine de çok teşekkür ederim katkıları için, bu akşam bizlerle birlikte oldukları için. Konuşmaları dinledikten sonra toplantının sonunda biz soruları alacağız. Tartışmayı hep beraber böylece yürüteceğiz. Ben burada sözü Emre'ye bırakıyorum ilk konuşmacı olarak. Emre'ciğim, seni dinleyelim. Teşekkürler. Abi çok teşekkür ederim nazik takdimin için. Bugünkü konumuz senin de bahsettiğin gibi anormal uterin kanamalar. Ekran paylaşımı başlatıyorum eğer müsaadeniz olursa, hiç vakit kaybetmeden. Evet, şu anda ekran paylaşımımızda bir problem yok değil mi? Bir onayını alalım. Evet Emre, gayet güzel gözüküyor. Tamam. Abi herkese tekrar iyi akşamlar. Hocalarım, meslektaşlarım, Özkan sağ olsun bizi kırmadı. Bugün organik patolojilerden birazcık bahsedeceğim. Anormal uterin kanama oldukça sık. Yani özellikle bu üreme dönemi kadınlarında yaklaşık 3 kadından bir tanesi ve ciddi bir iş gücü kaybına neden oluyor. Aynı zamanda bir takım problemlerle de beraber geliyor. Özellikle bunlar demir eksikliği anemisi, standartların bozulması, yaşam kalitesinin bozulması gibi. Burada terminolojiyle ilgili bir takım problemler oldu bu konuyla ilgili hep. Özellikle bu yetersiz tanımlanmış Latince terminolojiler, işte menoraji, metroraji, menometroloji gibi, bunların üzerine de gidildi. Çünkü kime anormal uterin kanama diyelim, tanıyı nasıl koyalım, nasıl standartize edelim, bunların hepsi aslında bir tutarsızlık içerisindeydi ve yıllar içerisinde bu konuya bir düzenleme getirilmesi icap etti. FIGO 2007 yılında birinci sistemi geliştirdi. Bu sistemdeki parametreler, bu kanamanın sıklığı, süresi, düzenliliği, miktarı, menstruasyon arası kanamanın olup olmaması veya hormon kullanımına bağlı bir kanamanın olup olmamasıydı. Ve aynı zamanda bir kavram daha girdi. Ağır menstrüel kanama. Burada da fiziksel, sosyal ve duygusal olarak hayat kalitesini etkileyecek yoğunlukta kanamanın olması. Bütün bu parametrelerde de anormal şeyleri, sınırları da belirlediler. Ancak bu da yetmedi. Çünkü burada da bir takım subjektif kriterler var. 2011 yılında Munro ve arkadaşlarının geliştirdiği, bu hepimiz tarafından da çokça benimsenen Palm-Cohen sınıflaması gündeme geldi. Bu Palm-Cohen sınıflamasının esprisi, patolojileri yapısal ve yapısal olmayan nedenler olarak iki ana gruba ayırdı. Bu yapısal, yani organik patolojiler, palm dediğimiz avuç içi kısaltması olarak da akıllarda kalır. Polip, adenomiyozis, miyomlar ve malignite ile hiperplaziler. Burada miyomları da kendi işlerinde çok güzel sınıfladılar. Buraya birazdan değineceğim. Bunlar görüntüleme ve veya histopatolojik olarak tanımlanabilen patolojiler. Diğeri ise yapısal olmayanlar. Bunlar ise laboratuvar testleriyle desteklenen ayrıntılı anamnez, fizik muayene ile tanı konulabilen grup.
İşte burada özellikle bu PAL grubunun içerisindeki miyomlar oldukça güzel tanımlandı. 0, 1, 2 dediklerimiz submüköz, 3'ten 7'ye kadar çeşitli komponentleri, intramural komponentleri olan, seröz komponentleri olan miyomlar, 2 ile 5 olanlar hibrit, 8 ise diğer, yani parazitik ya da servikal miyomlar. Kısa kısa bahsedelim. Polipler işte bir takım risk faktörleri nedeniyle oluşmuş, saplı, sapsız, sıkça kanama bulguları yaratan, oldukça sık, polipin malignite insidansının %1 ila 2 olduğunu biliyoruz. İlerleyen yaşlardaki poliplerin özellikle malignite potansiyeli olduğunu biliyoruz. İşte arka plandaki endometriyuma kıyasla bir takım hormonlara değişik yanıt, inflamatuar yanıtlar gibi süreçlerde kanama yaratabiliyor. Polip ultrasonla rahatlıkla ortaya koyabildiğimiz bir patoloji. İşte bu salin infüzyon sonografiyi de çok sık kullanıyoruz ve poliplerin tanısını çabucak koyabiliyoruz. Burada önemli bir konu var. Özellikle hani genç yaş grupta değil ama postmenopoz kadınlarda, teyzelerde böyle bir eko kalınlığı görüyoruz. Bir pipel biyopsi yapıyoruz o koşullarında ama yetersiz materyal geliyor veya hiçbir şey gelmiyor. Atrofik örnek geliyor. Tabii şaşıyoruz, nasıl olur bu kadar kalın? En azından hiperplazi ya da belki malignite çıkacak. Yani işte burada akla polip gelmeli. Bu gruplarda bu poliplerin altını çizmek lazım. Tabii ki histeroskopi elimiz kolumuz altın standart. İşte hemen polipleri izleyebiliyoruz. Orada gör ve tedavi et yöntemini kullanabiliyoruz. Kornu da olabiliyor, her tarafta olabiliyor. Özellikle IVF tedavisi esnasında bu polipler büyüyebiliyorlar. 1,5 santim üstündekileri de bir şekilde müdahale ediyoruz. Gelelim, bu P'yi bitirdik, A'dayız. Adenomiyozis, glans ve stromanın musküler tabakaya infiltrasyonu, klasik tanımı. Lokal ya da difüz olabilir. Prevalansı çok değişken çünkü bir tanı standartizasyonu yoktu yakın geçmişe kadar. Çok güzel bir 2021 Human Reproduction derlemesi Serdar Bulun ve arkadaşlarının özellikle moleküler teknolojiler kullanılarak özellikle yeni nesil sekanslama teknolojisiyle yapılmış bir takım çalışmaların çok güzel bir derlemesi. Şunu ifade ediyorlar, hem endometriyoz hem adenomiyoz için aslında bu KRAS mutasyonu, ki hani belki tıp fakültesinde aklımızda kalmıştır. Bu akciğer, pankreas, işte kolon gibi malignitelerde de çok aktif bir mutasyondur. Bu KRAS mutant epitel hücreleri, uterusun içini döşeyen epitel hücreleri yanlarına bu stromal fibroblastları da alıp bu sapıtmış bir halde kas tabakasının içerisine göçüyorlar. Tabii kas tabakası bunu bir şekilde hiperplazi ve daha sonra hipertrofiye olarak hapsetmeye çalışıyor ve karşımıza adenomiyotik ada grupları ortaya çıkıyor gibi bir patofizyolojik süreç tanımlıyorlar. Kliniği asemptomatik olabileceği gibi pelvik ağrı, infertilite ve anormal uterin kanama. %60 olguda ağır bir kanama var. Bu şiddetli menoraji dediğimiz bir tablo var. Böyle pet pet kanamayla gelirler. Bunun da nedenini işte endometriyel vasküler ektazi ve bunun intramural basıncına bağlıyor araştırmacılar. Ama şu önemli, difüz adenomiyozis ise anormal uterin kanama daha sık. MR bulgularına göre sınıflanmış difüz, fokal içte de dışta da olabilir. Kistik adenomiyoma görüntüsü olabilir. Polipoid adenomiyoma olabilir ve diğer endoselvikal retroperitoneal. Aynı şekilde sonografik sınıflaması da var. Bu MUSA dediğimiz bu grubun yaptığı bir konsensus sınıflamasıydı. Hiperekoik adalar, böyle gölgelenmeler, subendometriyel küçük küçük adacıklar, translüsen vasküler ise, globüler görüntü, asimetrik kalınlık gibi bir sürü sonografik adenomiyozis belirteci var. Adenomiyozisin biz kendi pratiğimizde tanısını aslında kolayca koyabiliriz de diyemem ama tecrübeli gözler bundan kolayca şüphelenebilir. Bakın, endometriyal bileşke kaybolmuş, uterus global büyümüş, böyle miyometrium heterojen, böyle kistik ekmek içi görüntüsü gibi, bu endometrium değil, bileşke kayıp. Yani böyle bir gölgelenme, akustik bir gölgelenme, buradan kolayca şüphelenebiliyoruz. Bazen de şurada gördüğümüz gibi uterus arkaya doğru tabiri caizse kaykılıyor. Buna da soru işareti görüntüsü demiş bir takım otörler. Veya
endometriyumun altında böyle fokal subendometriyal nodüller şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Yeni bir çalışma, Exekustas ve arkadaşlarının 2020 JAMIC'de yaptıkları bir çalışma. Bunu şundan dolayı koydum. Bu sonografik bulguların şiddeti arttıkça maalesef klinik bulguların da şiddetinin arttığına dair güzel bir çalışma. 100 küsür vaka. Burada sonografik olarak difüz adenomiyozisi, iç ve dış tabaka, fokal adenomiyozisi yine iç ve dış tabaka olarak ayırmış ve bir de adenomiyomayı kendi başına bir grup olarak almış. Bunların şiddetlerinin arttığı durumlarda bunları skorlamış çalışmacılar. Böyle birden dörde kadar her grubu. Ve bir hafif orta şiddetli skorlama sistemi ortaya koymuşlar. Özetle yaş arttıkça şiddetin arttığını ortaya koymuşlar. Yine şiddetli adenomiyozis bulgularında kanamanın çok arttığını ortaya koymuşlar. Dizmenorenin arttığını ortaya koymuşlar ve gebelik kayıplarının arttığını ortaya koymuşlar. Hem difüz hem fokal hem de adenomiyoma grupları içerisinde. Histeroskopik olarak da bir takım belirtileri var. İşte düzensizlik, subendometriyal kistler vesaire vesaire. Cerrahiye girmek istemiyorum. İki tür radikal zaten rahimin alınması konuyu kapatıyor. Bir de konservatif cerrahiler. Özellikle gebelik arzusu olan kadınlarda bunlar komplet, inkomplet, parsiyel, bu adenomiyoma ya da adenomiyomektomi cerrahileri bunlar tartışmalı. Bu triflapler vesaireler bunlar fertilite sonuçlarını iyileştirdiği iddia edilen teknikler. Miyomlar hepimizin çok iyi bildiği çok sık monoklonal tümörler. Yani belki de en çok histerektominin yapıldığı endikasyon. Buradaki önemli konu miyom mu polip mi? Bu ayrım için miyomlar 2 santimin üstünde oluyorlar genellikle. Daha heterojen, ekopenik ve color doppler ile çevresel bir kanlanma gösteriyorlar. Ama polipler daha ufak ve santral bu pedikülünden kanlanma gösteriyorlar. Birçok sınıflama öne sürüldü. Özellikle bu FIGO sınıflaması çok kullandığımız sınıflamadır. Daha önce de bahsettim. 0-1-2 submüköz miyomlar. 3-4-5-6 çeşitli derecelerde serozel komponenti olan mural miyomlar. 3 ve 4 için geçerli değil ama 5-6-7 için geçerli. 7 pediküllü serozel miyom, 8 diğer. Bu ESKE ve STEP-W klasifikasyonları artık kullandığımız klasifikasyonlar değil. Evet, neden anormaliteli kanama yapar? Birçok sebebi var. İşte endometriyal yüzeyin artması, vaskülerizasyon, kontraktilite vesaire. Ama buradaki uterin venöz ektazi en çok herhalde sorumlusu. 2 ya da 3 boyutlu ultrason çok önemli. Özellikle 2 boyutlu ultrasonda, longitudinal ve sagittal kesitlerde işin içinden çıkamadığımız durumlarda. Mesela endometriyumla komşuluğu hali. Ama 3 boyutlu ultrasona bakıldığında bakın endometriyal basının olup olmadığını rahatlıkla ortaya koyabiliyoruz. 0-1-2 miyomlar yani submüköz miyomlardan bahsedelim. Bunlar insidansı en düşük ancak anormal uterin kanamayla en ilişkili tipler. Oldukça büyük boyutlara varabiliyorlar, vajene doğabiliyorlar serviksi geçip. Ultrason ve hatta bak şüphelendik salin infüzyon sonografi suyu verip çok rahatlıkla görebildiğimiz miyomlardır. Bazılarının mural komponenti az, bazılarının ise oldukça fazla. Özellikle mural komponenti fazla gruba histeroskopi yaparken dikkat etmek lazım. Çünkü hem duvarı çok aşındırabiliyoruz hem de endometriyuma zarar verme olasılığımız daha fazla oluyor. Evet. Tabii ki işte histeroskopi burada da çok önemli. Ofis histeroskopi bazen tabii yetmeyebilir. Biz de mecburen operatif histeroskopi ile bu miyomları rezeke etmek durumunda kalabiliriz. Bunların farklı teknikleri var. Bu miyomlar 3,5-4 cm üstüne çıktığında preop medikasyon verilebilir. Düşüncesi var. GnRH analogları vesaire. Şimdi yeni bir takım ajanlar da var. Ancak günlük pratiğimizde yani bunlara genellikle tek basamaklı işte salin infüzyonu kullanarak bipolar sistemle kesme yoluna gidiyoruz. Bazen de bu morselasyon sistemleri kullanılıyor. Hatta son zamanlarda gündeme geldi. Oldukça da popüler oldu. Bakın çok güzel orayı tıraşlıyor. Fakat tabii bu kadar göründüğü kadar kolay olmuyor. Bunun için de herhalde ki biraz daha tecrübelenmek gerekiyor. Tabii bunun da bir takım avantajları var. Partikülleri dışarı atıp çıkartmak zorunda kalmıyorsunuz. Bizim operatifte yaptığımız gibi. Burada çok önemli bir nokta var. Bu çok güzel bir slide. Miyomu rezeke ederken submüköz miyomu cerrahi deneyim çok önemli. Yani tecrübeli bir cerrah %50 daha fazla rezeksiyonu daha kısa sürede tamamlıyor.
Burada miyom boyutu çok mühim. 2 santimlik miyom 4 santimetre küpken, bakın 4 santimetrelik miyom 30 santimetre küp. Yani 1 santim artış logaritmik bir hacim artışına sebep oluyor. Bu da cerrahi süresini uzatabilir, kanama komplikasyonu artırabilir ama daha da önemlisi vakayı hiponatremiye sokabilir. Çünkü biz büyük molekül ağırlıklı distansiyon sıvıları kullanıyoruz. Özellikle bunların 1 litreyi aşan defisitlerinde oldukça dikkatli olmak gerekir. Tip 3-6 bunlar mural biyomlar. Hepimizin çok iyi bildiği, günlük pratikte ultrasonla çok rahat ortaya koyduğumuz, işte böyle birden fazlası ve çok büyük boyutlarda olabiliyorlar. Mural tabakayı komple kaplayabiliyorlar. Anormal uterin kanamaya sıkça neden olabiliyorlar. Bazen küçükleri de izlenebiliyor. Bakın burada ilginç bir fokal, belki de adenomiyotik bir nodül var. Tip 6-7 miyomlar, tip 6 dediğimiz mural komponentin az olduğu subseröz. Tip 7 ise tamamen subseröz miyomlar. Bunlar da birlikte izlenebiliyorlar. Yine ultrasonları rahatlıkla ortaya koyabildiğimiz. Bazen bu subseröz miyomlar adnexial kitlelerle karışabiliyorlar. Anormal üterin kanamaya neden olmazlar, ancak kafamızda soru işaretleri yaratabildiği durumlar olmuştur. Diğerleri de parazitik servikal miyomlar. Bunlar da tip 8 miyomlar olarak geçiyor. Miyomların yönetimine hiç girmeyeceğim. 0-1-2'leri histereoskopik ya da morselasyon, 3-8'leri de laparatomik ya da laparoskopik olarak yönetiyoruz. Bunlar kendi işlerinde artları eksileri olan tartışmalar. Malignanteler ve hiperplaziler PALM sınıfının son maddesi. Oldukça önemli. Belki de bu grubun en önemli anormal uterin kanama nedeni. Hiperplazi, endometriyal hiperplazi, endometrium SA ve diğer anormal uterin kanama yapan servik, vajen, bunların kesinlikle akılda tutulması gerekiyor. Hiperplazi oldukça sık, yaş arttıkça sıklığı artıyor, obezite, hormon vesaire. Bakın kistik bir görüntü, kistik olmayan bir görüntü. Mutlaka örnekleme yapmak lazım. Endometrium SA muhakkak aklımızda kalması gereken bir anormal uterin kanama nedeni. Özellikle postmenopoz dönemde karşımıza çıkabilir. Premenopozda da şüphelenmemiz gereken durumlar var. Ultrasonografik olarak bakın yine hiperplazi gibi kalınlık, ekmek içi görüntüsü. Histereoskopik olarak bazen küçücük bir polibin altından endometrium SA çıkabiliyor. Bizim de başımıza geldi. Genç yaşlı bir kadıncağızdı. Böyle garip damarlanmaları vardı. Bu onun görüntüsü değil mi? Aynen bunun gibiydi. Ve bu polip malign gelmişti. Böyle garip damarlanmalar, nodüler, globüler görüntüler aklımıza bunu getirmeli. Vajen SA ve servik SA anormal uterin kanamaların nadir nedeni. Bunları mutlaka aklımızda tutalım. Son olarak 3 aydan fazla kanamalarda mutlaka rahimi değerlendirelim. Eğer bu değerlendirmede eğer hiperplazi neoplazi riski varsa önce biyopsi, ama organik bir problem varsa önce transvajinal sonografiyi mutlaka yapmalıyız. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Emre, çok teşekkür ederiz. Çok böyle güzel ve özet bir sunu oldu. Mutlaka sorular olacaktır. Zaten görüyorum ama konuşmaları sonunda tartışacağız sorularımızı. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şimdi teşekkür ederim. Sırada Özkan var. Özkan da bize tabii Emre daha çok organik patolojileri anlattı. Ama anormal üterin kanamaların tıbbi tedavisi çok önemli. Onu da Özkan bize anlatacak. Özkan, söz senin. Öncelikle nazik davetlerinden ötürü başta Cem abi olmak üzere tüm Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği yönetim kuruluna buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sizlerle bir arada olma şansını bana bu akşam verdikleri için. Emre'ye de ağzına sağlık diyorum. Ben de anormal uterin kanamalarda medikal tedaviden bahsetmek istiyorum. Sunum içeriğimle ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmek isterim. Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Yani anormal uterin kanamayı iyi tanımlamak lazım. Bildiğimiz gibi anormal uterin kanamalar uterustan kaynaklanan düzen, miktar, sıklık veya süre açısından anormal olan, gebelikle ilişkisi olmayan kanamalar. Bunlar üreme çağındaki kadınların yaklaşık %14'ünü etkiliyorlar ve yaşam kalitesinde azalmaya neden oldukları gibi önemli fiziksel, duygusal, cinsel, sosyal ve mali olarak da yük anlamına geliyorlar bizler için. Şimdi kanama nedenlerini
yaş gruplarına göre sınıflandıracak olursak çok farklı nedenler karşımıza çıkıyor. İnfantil ve prepubertal dönemdeki kanamalar genellikle konumuzun dışında bizim. Ama adolesan dönemden itibaren postmenopozal döneme kadar oldukça farklı nedenler var ki biliyorsunuz reproduktif yaşamın her iki ucunda adolesan dönemde ve menopozal dönemde genellikle menopoza yakın dönemde anovülasyonun ön planda olduğunu biliyoruz. Ancak menopoza doğru ilerledikçe kanser gibi patolojilerin de ön plana çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla mutlaka aklımızda bulunması gereken konular. Az evvel Emre'nin anlattığı gibi sınıflandırmada 2011 yılında Munro ve arkadaşlarının yapmış olduğu ve kısaca PanCoin olarak kısaltılan etiyopatolojiye yönelik bir sınıflandırma var ki çok oldukça fazlasıyla kullanıyoruz. Ben de sunumumda yine buradaki kısaltmayı baz alarak anlatacağım. Aynı zamanda kullanılan medikal ilaçlardan da kısaca bahsedeceğim sunumumda. İki aslında ana gruba ayırıyor anormal uterin kanamayı ve güncel adlandırmada, nomenklatürde ağır menstrüel kanama ve intermenstrüel kanama olarak sınıflandırıyoruz biz anormal uterin kanamaları. Bunlardan yapısal, uterusun yapısal nedenleri PAM olarak kısaltılıyor. Polipler, adenomiyozis, leiomiyoma ve maligniteler. COIN olarak kısalttıklarımız ise yapısal olmayan nedenler ki bunlar da koagülopati, ovulatuar bozukluklar, endometriyuma bağlı nedenler, iatrojenik nedenler ve sınıflandırılamayan nedenler olarak Türkçe olarak söyleyebiliriz. Ve kısaltma olarak avuç içerisindeki bozuk paranından bir çağrışım yapmak üzere PAM-COIN kısaltmasını oldukça fazla kullanıyoruz benimsenmiş bir şekilde. Şimdi medikal tedavide tabii ki öncelikli olarak altta yatan neden var ise ve tespit edilebiliyor ise bu neden, öncelikli olarak ona yönelik tedavileri mutlaka akla getirmek gerekiyor ki bunların başında gebeliği dışlamak gerekiyor. Tiroid fonksiyon bozukluğunu, varsa bir karaciğer anormalliğini mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Hematolojik anormallikleri veya kanama bozukluklarını mutlaka akla getirmek gerekiyor. Bunlar hekimler arasında da bilinirliği veya az olan patolojiler, androjen fazlalığı sendromları veya anovulatuar tablolar. Bunlarda genellikle kullandığımız ajanlar aslında gündelik hayatta çok fazla kullanıyoruz jinekoloji polikliniklerinde. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. İlk olarak hormonal tedavilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi hormonal tedavilerin en başında aslında östrojen progesteron kombinasyonları geliyor. Bunlar bildiğimiz gibi hap biçiminde olabilir, vajinal halka veya transdermal yamalar biçiminde olabilir. Bunların iki ana komponenti var adından da anlaşılacağı gibi östrojen ve progesteron. Burada östrojen FSH salınımını engellemekte, dominant folikül gelişimini önlemekte. Progestin ise LH salınımını ve ovülasyonu engellemekte ve atrofik bir endometriyum durumu ortaya çıkarmakta. Burada FDA onaylı olan bir preparat, diegenogest ve estradiol valerat kombinasyonu anormal uterin kanama tedavisinde de FDA onayı almış bir kombinasyon. Hem akut hem de kronik anormal uterin kanamaların etkin tedavisinde bütün monofazik oral kontraseptifleri kullanabileceğimizi biliyoruz. Bunları uzatılmış olarak veya hiç ara vermeksizin devamlı olarak kullanabileceğimizi biliyoruz. Genellikle uygulanan siklik kullanımdan daha etkin olduğunu söylemek gerekiyor. Devamlı kullanımın veya uzatılmış 12 hafta burada da sınır olarak kabul ediliyor. Kullanımların aralıklı kullanımlardan daha etkin olduğu bilinmekte. Parenteral yani IV olarak kullanılan östrojen var. Burada özellikle akut ağır menstrüel kanamaların tedavisinde, akut tedavide kullanılan ajanlar, konjüge ekin östrojen preparatları. Bunlar FDA tarafından akut ağır menstrüel kanamanın tedavisinde onay almış ürünler, ajanlar. Endometrium epitelinde ve stromasında büyüme, uterin arterde de vazospazma neden oluyorlar. Kullanımları 25 mg'lık IV konjüge ekin östrojen 24 saate kadar 4 ila 6 saatte bir tekrarlanmak kaydıyla kullanılabilmekte, ardından da yaklaşık 14 gün süreyle progesteron, yalnız başına progesteron içeren ajanlar veya bir kombine oral kontraseptifle birlikte uygulanmakta akut kanamaların tedavisinde. Bunun dışında sadece progesteron içeren preparatlar var.
özellikle de östrojene kontraindikasyonu bulunan kadınlarda ilk seçenek olarak akla gelen ajanlar bunlar. Bunlar daha çok endometriyal fragilitenin stabilizasyonunu sağlıyorlar ve endometriyumun büyümesini engellemekteler. Bu şekilde etki gösteriyorlar. Ovülasyon ve ovaryan steroidogenezin de inhibisyonunu sağlamaktalar. En sık kullanılan ajanlardan bir tanesi medroksiprogesteron asetat. Hepimizin asistanlık döneminden beri sık olarak kullandığı bir ajan. Bunu daha çok ovulatuar anormal uterin kanamalarda kullanmaktayız. Hem siklus kontrolü hem de kan kaybında azalma yaptığını gösteren çalışmalar bulunmakta. Bunu eğer siklik olarak kullanacak isek, yani ovulatuar olan bir kadında tabii ki, adetin işte 4. veya 5. günlerinde başlamak kaydıyla 21 gün süreyle kullanmak veya aralıksız olarak devamlı bir şekilde kullanmak ve atrofik bir endometriyum yaratarak anormal uterin kanamaların önüne geçmek mümkün. Ancak luteal fazda kullanılan progestinlerin de daha çok anovulatuar hastalarda siklus düzenlenmesi amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Adet döneminin luteal fazında, yani ikinci evresinde 12 ila 14 gün süreyle luteal fazda kullanılan progestinlerin anovulatuar kadınlarda etkin olduğunu bilmekteyiz. Bunların ovulatuar kadınlarda anormal uterin kanama tedavisine yönelik olarak etkin bir kanıt, şu anda mevcut bir kanıtı bulunmamakta. Yine akut anormal uterin kanamalarda, akut şiddetli kanamalarda çoklu doz progestinin de kanamayı azalttığını, hafiflettiğini biliyoruz. Ancak burada medroksiprogesteron asetatı yüksek dozlarda kullanmak durumundayız. Yaklaşık ilk bir hafta süreyle takiben yaklaşık 3 ila 4 hafta idame dozlarında kullanılmasının yeterli, devamlı olarak idame dozlarında kullanılmasının yeterli olacağını söylüyorlar. Mevcut çalışmalar. Ülkemizde 5 miligramlık tablet formu bulunmakta, ancak 20 miligramlık medroksiprogesteron asetat bildiğim kadarıyla bulunmuyor. Bunun dışında da depo progestinler veya injectable progestinler mevcut. Bu ara bunlar depo medroksiprogesteron asetat formu var bunun. Düşük dozlusu ve yüksek dozlusu mevcut, ancak bunlarla ilgili klinik verilerin yetersiz olduğunu biliyoruz ve burada en büyük şikayet ilaca bağlı yan etkiler. Özellikle hastaların, bununla ilgili yapılmış bir çalışmada hastaların %2'den fazla bir oranının yan etkilere bağlı olarak, özellikle de ara kanama ve düzensiz adet görme nedeniyle ilaçları bıraktığını, bir grup kadında ise tamamen adetlerin kesildiğini ve amenöre tablosunun ortaya çıktığını söylüyor bize bu çalışma. Şimdi çok sık kullanılan ve giderek de aslında indikasyon alanı genişleyen bir başka ürün var. Levonorgestrel içeren intrauterin sistemler, Mirena bizim de bildiğimiz, çok sık kullandığımız bir ürün. Bunlar endometriyuma lokal olarak günde yaklaşık 20 mikrogram progestin salgılayarak etki ediyorlar. Endometriyumun kalınlığında ve uterin damar yoğunluğunda azalmaya neden oluyor Mirena. Ve 2009 yılında FDA onayı almış durumda anormal uterin kanamanın tedavisi için. Hem kontrasepsiyon hem de anormal düzensiz uterin kanaması olan kadınlarda 5 yıla kadar etkin olarak kullanılabildiğini biliyoruz. Menstrüel kanamada 3 aylık kullanımda %86, 12 aylık kullanımda %97 oranında azalma sağlıyor. Ve yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor ki Mirena uygulaması sonrasında serum ferritin seviyelerinde ve hemoglobin düzeylerinde anlamlı artışlar ortaya çıkmakta. Sadece progesteron içeren bu ürünler, Mirena, diğer kullanılan, luteal fazla kullanılan oral medroksiprogesteron asetattan, 21 gün süreyle kullanılan noretindrondan, oral progestinden, depo medroksiprogesteron asetattan, kombine oral kontraseptiflerden veya nonsteroidal antiinflamatuarlardan, ağır menstrüel kanama nedeniyle kullanıldığı vakit daha etkin, daha üstün bir performans gösteriyor. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili yapılmış çalışmalar var. Ancak ben tek tek bunlara sunumumda yer vermedim. Özellikle bunu kullanan, Mirena'yı kullanan kadınlarda yaşam kalitesinde anlamlı bir artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Menstrüel kan kaybında ve yaşam kalitesinde endometriyal ablasyona kıyasla
daha üstün sonuçlar elde edilmiş Mirena'yla ve histerektomiyle kıyaslayan çalışmalar yaşam kalitesinin her iki uygulamada yani Mirena ve histerektomi arasında bir fark olmadığını göstermekte. Dolayısıyla oldukça etkin bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer ürün hormonal bir preparat, sentetik bir steroid olan danazol. Bu danazol hipofizden FSH ve LH salınımını engellemekle beraber zayıf androjenik etki gösteren bir ürün. Anormal üterin kanama tedavisinde luteal fazla kullandığımız projestinlerden veya non steroid antiinflamatuarlardan daha etkin bir performans göstermekte. Ancak menstrual kan kaybında ciddi oranlarda azalma gösteren randomize çalışmalar mevcut. Fakat danazolün en önemli etkisi ve kullanımındaki azalmayı ya neden olan şey ciddi yan etkileri, özellikle androjenik etkilere bağlı olarak kilo alımı, akne gibi yan etkiler ilacın kullanılmasını ciddi anlamda kısıtlamakta. Bu nedenle daha yakın zamanda düşük dozlarda vajinal yoldan kullanılan danazolün benzer etkinliği elde ederken yan etki profilinde azalmaya neden olduğunu gösteren güncel çalışmalar mevcut. Dolayısıyla bununla ilgili gelecek daha güçlü çalışmalar, vajinal danazol kullanımının etkinliğini gösteren daha güçlü çalışmalar yeniden danazolün klinik pratiğimize girmesine neden olabilir gibi gözüküyor. Sık olarak kullanılan yine bir başka preparat GnRH agonistleri. Bu da yine hipogonadotropik bir ortam oluşturmakta, atrofik endometriyuma neden olmakta. Özellikle leyomiyomlarla ilişkili anormal üterin kanamalarda gerek preoperatif olarak gerekse bunlara bağlı kanamaların azaltılması amacıyla yaygın olarak kullanılmakla beraber menopozal bir takım yan etkileri olduğunu biliyoruz. Uzun dönem kullanımlarında ise osteoporotik bir takım yan etkileri olduğunu biliyoruz. Bunları engellemek için özellikle de 6 ay geçen tedavilerde EDBEC tedavi dediğimiz kombine östrojen ve progesteron kombinasyonlarının verilmesinin bu mevcut olası bir kemik kaybını önlediğini bilmekteyiz. Bunun GnRH agonistinin kullanımının kısa ve uzun dönem tedavilerde tüm seçenekler denenmiş ve cerrahiye bir kontraindikasyon var ise ancak akla getirilmesi gerektiğini belirten çalışmalar ve review'lar literatürde mevcut. Yani önceliği diğer tedavilere vermeliyiz. Yan etki profilinden dolayı özellikle kemik yoğunluğu üzerindeki etkilere bağlı olarak. Burada kısa dönemde preoperatif leyomiyom operasyonu öncesinde kullanımı için FDA onayı almış bir ajan var. Löprolit asetat. Bizim de günlük pratiğimizde çok sık kullandığımız bir ajan bu. Hem cerrahiye kadar geçecek olan süreyi uzatmakta hem de yapılacak olan cerrahide intraoperatif kan kaybını azalttığı gösterilmiş bir ajan. Şimdi bir diğer ana başlığım non-hormonal tedaviler. Bunlardan da kısa kısa bahsetmek istiyorum. Non-hormonal tedavilerin başında aslında non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar gelmekte. Bunlar hepimizin çok iyi bildiği gibi siklooksijenaz inhibisyonu ve prostaglandin sentezinin azalmasını sağlayarak etki gösteriyor. Çünkü gerek miyometriyumda gerekse endometriyumda prostaglandin ve türevlerinin oldukça yoğun bir şekilde bulunduğunu bilmekteyiz. Yine bu ajanlar trombosiklin ve tromboksan ve prostasiklin oranlarının endometriyumda değişmesine neden olmakta. Ve tromboksan seviyelerindeki artış, platelet agregasyonunda artış ve vazokonstriksiyonla beraber olmakta. Buna bağlı olarak da yapılmış çalışmalarda kan kaybında %40'a varan oranlarda azalma söz konusu. Burada en çok kullanılan ajanlar mefenamik asit ve naproksen. Bu ikisinin arasında güncel Cochrane derlemesi aralarında herhangi bir farklılık bulunmadığını bize söylemekte. Bu Cochrane derlemesine baktığımızda non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar anormal uterin kanama veya ağır menstrüel kanama tedavisinde plaseboya kıyasla daha etkin fakat tranexamik asit, danazol veya mirena'dan daha az etkili olduğu gösterilmiş durumda. Oral luteal dönem progestajen kullanımı, etamsilat veya progestasert olarak bilinen bir başka mirena türevi ve oral kontraseptiflerle kıyaslandığı zaman aralarında etkinlik açısından bir fark olmadığını söylüyor bize güncel derleme.
Tranexamicasite bakmak lazım bir de. Bunu da oldukça sık olarak kullanıyoruz yine kanama bozukluklarında. Ovulatuar kadınlardaki anormal uterin kanama tedavisinde FDA onayı olan bir ajan. Plazminojenin bağlanma bölgelerine bağlanarak plazmin oluşumunu, fibrin bozulmasını ve pıhtı bozulmasını engelliyor. Oldukça etkin olduğunu gösteren çalışmalar var. En sık reçete edilen ve çalışılan tedavi rejiminin menstruasyon esnasında her 6-8 saatte bir 1 gram ila 1.3 gramın oral olarak alınması olarak söyleniyor tranexamik asit için. Şimdi tranexamik asitle ilgili yapılmış randomize kontrollü bir çalışma günlük olarak 3.9 gram alınmasıyla plasebonun etkinliklerini kıyaslamış ve 6 siklus boyunca her siklusta 5 gün süreyle kullandığınız zaman tedavi grubunda tüm kadınlarda kanamada anlamlı azalma raporlanırken katılımcı kadınların tamamında tranexamik asit ile birlikte yaşam kalitesinde anlamlı artış olduğu ifade edilmiş. Bir diğer ajan desmopressin. Bu da sentetik bir vazopressin analoğu ve endotel hücrelerinden von Willebrand faktörün salınımını arttırmakta. Özellikle von Willebrand hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan şiddetli kanamalarda indikasyonu bulunmakta. Yine tüm hormonal veya non hormonal tedavileri denedik ve işe yaramadığı durumlarda gündeme gelmesi gereken bir ajan desmopressin. Şimdi biraz da klinik bazlı olarak kısa kısa değinerek sunumuma son vermek istiyorum. Burada az evvel bahsettiğim bu Palm-Cohen sınıflamasında uterusun yapısal anormalliklerinden olan adenomiyoziste medikal tedavinin yeri bulunmakta. Burada hatta adenomiyoziste eğer şiddetli bir kanamayla hasta bize geliyor ise eğer o zaman medikal tedavi öncelikli olarak aklımıza gelmeli. Ve burada kullanılabilecek ajanlar nonsteroid antiinflamatuarlar, kombine oral kontraseptifler, yine Mirena çok önemli burada da adenomiyotik hastalarda gerek ağrının kontrolünde gerekse kanamanın azaltılmasında. Bunun yanı sıra oral projesinler, GnRH agonistleri, aromataz inhibitörleri ve danazol burada kullanılabilen ajanlardan. Ülkemizden gelen bir çalışma var burada. Bu çalışmada histerektomi ile Mirena'nın etkinliklerini kıyaslamakta. Her iki uygulamada adenomiyozu olan kadınlarda hemoglobin seviyelerinde anlamlı artışa sebebiyet verirken ikisi arasında hemoglobin artışları açısından herhangi bir fark bulunmamakta. Yine yaşam kalitesi skalalarına baktığımız zaman tüm alt gruplarda yaşam kalitesi değerlendirmesinde tüm alt gruplarda histerektomi ile Mirena kullanımı birbirine benzer yaşam kalitesi sonuçlarıyla ilişkili gibi gözüküyor. Yani bu çalışmanın sonuçları bize şunu söylüyor. Histerektomi kadar adenomiyozu olan kadınlarda histerektomi kadar etkin sonuçlar sağlıyor bize. Diğer önemli bir kanama nedenimiz biliyorsunuz ki leiomiyom. Bunlar önemli bir kısmı. Asemptomatik az evvel Emre bundan detaylı ve çok güzel bir şekilde bahsetti. Burada tabii miyomların sayısı, hastanın semptomatolojisi, miyomun kavite ile olan ilişkisi ve miyomun endometrium, miyometrium ve seroza ile ilişkisi bizim tedaviyi nasıl şekillendireceğimiz konusunda çok önemli. Burada GnRH agonistlerinin az evvel de belirttiğim gibi oldukça önemli bir rolü var. Gerek kanamayla ilişkili olarak gerekse preoperatif olarak hastanın hazırlanmasında önemli bir rolü var GnRH agonistlerinin. Ama bunun yanı sıra kombine oral kontraseptifler, Mirena, oral progestinler, GnRH antagonistleri, aromataz inhibitörleri, danazol gibi ajanları da kullanabilmekteyiz. Biraz daha deneysel olmakla beraber, daha doğrusu deneysel demeyeyim ama güncel kanıtı yeterli olmayan başka bazı yöntemler de var. Bunların başında da progesteron reseptör modülatörü Ulipristal gelmekte. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili aynı gruptan Avrupa'dan gelen 3 tane de çalışma var. Ulipristal asetat aslında selektif bir progesteron reseptör modülatörü. Etki mekanizmasına baktığımız zaman hücre proliferasyonunu ve apoptozisi indüklediğini biliyoruz. Apoptozisi indüklediğini, hücre proliferasyonu ve yeni damar oluşumunu engellediğini biliyoruz. Bununla ilgili bu 3 tane çalışma uterus miyomlarında
oldukça etkin olduğunu, GnRH agonistleriyle kıyaslamasında veya plasebo ile kıyaslamasında oldukça etkin olarak kullanılabileceğini bize raporlamakta. Son olarak da malignite ve hiperplazi ile ilişkili anormal uterin kanamalardan bahsetmek istiyorum. Burada anormal uterin kanama gördüğümüz zaman öncelikli olarak yeni klasifikasyona göre bu hastaların anormal uterin kanama M klasifikasyonuna gireceğini ve buna göre değerlendirmesi gerektiğini biliyoruz. ACOG'un 2013 yılında yayınlamış olduğu bir komite opinyonunda endometriyal örnekleme kriterleri var. 45 yaşın üstündeki anormal uterin kanaması olan bütün kadınlarda yapılması gerekliliğinin altı çizilirken 45 yaş altında obezite, PCOS gibi karşılanmamış östrojen maruziyeti, kanamanın persiste etmesi veya tıbbi tedaviye dirençli kanama durumlarında mutlaka endometriyal örneklemenin yapılması gerektiğinin altı çizilmekte. Baktığımız zaman endometriyal hiperplazilerin, daha doğrusu endometriyal intraepitelyal neoplazilerin yeni adlandırmayla bir prekanseröz lezyon olarak kabul edildiği ve hem benign endometriyal hiperplazilerin hem de endometriyal intraepitelyal neoplazilerin, prekanseröz olan lezyonların yani, tedavisinde hormonal tedavilerin ön planda olduğunun altını çizmek gerekiyor. Tabii iş endometriyal adenokarsinoma boyutuna gelmişse o zaman mutlaka tabii ki cerrahi en ön plandaki tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Endometriyal intraepitelyal neoplazilerin tedavisinde hormonal ajanlar ve tabii ki progesterojenlerin kullanıldığını biliyoruz. Bunlardan yine medroksiprogesteron asetat, depo medroksiprogesteron asetat, mikronize vajinal progesteron, megestrol asetat ve rahim içi levonorgestrel salgılayan sistemlerin kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bir de koagülopati ile ilişkili olan anormal uterin kanamalar var. Bunlar yoğun menstrüel kanaması olan hastaların yaklaşık %13 gibi önemli bir kısmını oluşturmakta. Özellikle adolesan dönemde gelen veya tedaviye dirençli olan kanamalarda mutlaka akla getirilmesi gereken bir alt grup bu grup. Kalıtımsal kanama bozukluğu olan kadınlarda en sık semptom anormal menstrüel kanama. Burada en fazla karşılaştığımız hastalık von Willebrand hastalığı. Tüm grubun aslında %70 gibi bir kısmını oluşturuyor. Burada akut bir kanamayla karşı karşıya isek eğer, tedavi aslında koagülopatisi olmayan kadınlarla aynı. Tek istisnası bu hastalarda antiplatelet özelliklerinden dolayı nonsteroidal antiinflamatuarların kontraindike olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada tedavide birinci basamakta kombine oral kontraseptifler ve parenteral östrojen tedavisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ancak standart tedavi östrojen ve kombine oral kontraseptifler başarısız olursa o zaman desmopressin ve hematoloji konsültasyonuna başvurmak gerekmekte. Şimdi özetleyecek olursak akut bir kanamayla karşı karşıya isek eğer bize gelen hastalarda mutlaka kanamanın akut mu kronik mi olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer akut bir kanamayla karşı karşıya isek ve altta yatan sistemik bir hastalığı veya uterin anomalisi yok ise eğer hastanın tedavide birinci basamak sıra IV östrojenler, bunun yanı sıra oral tranexamik asit veya oral kontraseptifler veya çok doz oral projestinleri kullanabiliriz. Bunun yanı sıra GnRH agonistlerini kullanabiliriz. Ancak burada az evvel de belirttiğim gibi uzun kullanımlardaki yan etkilerine dikkat etmek gerekiyor. Altta yatan sistemik hastalığı olmayan, uterin morfolojisi normal olan kadınlarda yoğun menstrüel kanama, akut kanamanın dışında ovulatuar mı, anovulatuar mı olduğunu ayırt etmek gerekiyor. Ovulatuar kadınlarda birinci sırada Mirena'nın olduğunu söylemem gerekiyor. Anovulatuar kadınlarda ise kombine oral kontraseptiflerin kullanılması birinci sıra olarak belirtilmiş literatürde. Leiomiyomlarda yine eğer uterin kavite normal ise Mirena'nın FDA onayı olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra kombine oral kontraseptifler, nonsteroid antiinflamatuar, danazol ve tranexamik asit gibi ajanların kullanımı medikal tedavi açısından söz konusu. Koagülopatisi olan kadınlarda tranexamik asit, kombine oral kontraseptifler ve yine Mirena en önemli tedavi seçeneklerini oluşturmaktayken önemli bir grup olan antikoagülasyon tedavisi altındaki kadınlar var. Örneğin pulmoner embolizmi olan veya kalp kapak replasmanı olan kadınlarda ki bunlar
daha fazla sayıda polikliniklerde bizim karşımıza çıkıyorlar. Bu hastalar ayrı bir özellik, ayrı dikkat edilmesi gereken hastalar. Çünkü tromboza yatkınlar. Bu hastalarda da birinci sırayı yine Mirena oluşturmakta. Bu slaytım da biraz yoğun bir slayt ama mevcut olan ajanların kullanım şekillerini gösteriyor. Burada kombine oral kontraseptiflerin hem akut hem kronik tedavide yeri olduğunu, konjüge ekin östrojenin yani IV preparatların yine akut tedavide birinci basamak olduğunu, oral progestinlerin ise hem akut hem kronik tedavilerde, kronik tedavide de hem ovulatuvar disfonksiyon olan kadınlarda hem de olmayan kadınlarda kullanılabildiğini biliyoruz. Löprolit asetat genellikle şiddetli kanaması olan kadınlarda 3.75 mg veya 11.25 mg'lık depo formlarıyla kullanılabilir. Levonorgestrel salgılayan intrauterin sistemlerde oldukça etkin, uzun vadeli tedavi edici yöntemlerdir. Eşlik eden bir kontrasepsiyon isteği de var ise eğer özellikle hastada oldukça etkin tedavi yöntemleridir. Sabrınız için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Özkan sana da çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Her şeyi kapsamlıca şey yaptı, ihtiva etti. Şimdi ben chatten sorulara da bakıyorum. Çok güzel sorular var. İsterseniz sorulardan devam edelim. Olur mu? Soruları beraber cevaplayalım. Birinci soru Esin Kasap, Doktor Esin Hanım'la. Salin infüzyon kaç nolu sondayla yapıyorsunuz demiş. Abi herhalde ben yanıtlayayım. Evet. Salin infüzyon sonografi için aslında foley sonda kullanmıyoruz. Bizim bu kullandığımız küçük kateterler var. Böyle arkalarında çıkmasını engelleyen o minik kateterler vasıtasıyla yapıyoruz bu sis işlemini. Evet. Özkan, senin diyeceğin bir şey var mı? Benim de ekleyeceğim bir şey yok abi şu anda. Belki şeyde hani normal tüp bebek merkezinde çalışmayan arkadaşlarımız belki böyle kateterlere ulaşamayabilir. Sonda pediatrik sonda varsa yani çok ince. Onun şeyi 6 ya da 8 hatırladığım kadarıyla. 8 olması lazım abi. 8 yani trenç sonda. Bunların stilesi de var zaten. Onu da kullanarak yapılabilir. Öyle diyebiliriz. İkinci soru Doktor Can Bey'den. Şimdi Can Bey böyle birkaç sorusu daha var. Vakaları vaka sunumu şeklinde sormuş. Çok güzel sorular. Hasta 61 yaşında KOA, diyabet, hipertansiyon, morbid obezite. 7 yıl Mirena kullanmış. Yurt dışından işte uterin kanama nedeniyle doktora başvuruyor. Mirena çıkarılıyor. PC'ye bir kültür alınıyor ve yeni Mirena takılıyor. Patoloji raporu normal. Ancak endometrial kültür sonucu aktinomiçezis raporu doğrultusunda 4 aylık penisilin tedavisi başlanmış. Ara sıra yine leke tarzında kanama. Yeniden Mirena takılmış. Ne düşünüyorsunuz? Evet, şey gibi güzel bir sınav sorusu oldu. Çünkü bu soruda birçok güzel bilimsel şey var. Evet. Ya bir defa hastanın tabii yaşı 61 yaşında. Bu hastalarda mutlaka Mirena uygulaması öncesinde hastanın endometriyal patolojisini mutlaka değerlendirmek lazım. Özellikle de birinte veya prekanseröz lezyon açısından. Mirena çıkarıldıktan sonra PCR alınmış, kültür alınmış, patolojisi normal olarak gelmiş ama kültürde aktinomiçez üremiş anladığım kadarıyla. Evet. Ama yine de leke tarzında kanamalar oluyormuş. Bunlar tabii Mirena takıldıktan sonra da bazen gördüğümüz yan etkiler aslında. Özellikle atrofik endometriyuma bağlı olarak ortaya çıkan durumlar. Ancak yine de Mirena takılması için hani çok belirgin bir indikasyon olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yani burada hastaya ben olsam zannediyorum Mirena'yı çıkardıktan sonra yeniden bir Mirena uygulaması yapmazdım herhalde ben burada. Evet, çok doğru. Çünkü yani 61 yaşında bir hastada kanama ancak bir eğer bir kanseri dışladıysak veya bir hiperplaziyi atrofiye bağlı bir kanama olacağını düşünüyorum ki Mirena bu atrofiyi tetikleyecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum abi siz ne diyorsunuz? Emre, sen bir şey söyleyecek misin yoksa ben söyleyeyim bir şeyler? Abi ikinci kez yani hani ilk Mirena'yı anladım. Belli ki kanaması olmuş, müdahale de edilmemiş. Hani endometriyal örneklemesi normal olduğu varsayımıyla takılmış. İkinci kez Mirena yapmak yerine hani organik patolojiyi ya da maligniteyi iyice ekarte edip
yine kanıyorsa o zaman oral ilaç giderdim. Herhalde bilmiyorum oral progestin bile verebilirdim Milena yerine. Çünkü Milena yine kelekelenme yapmış. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Sperofton'da yazar. Rahim içi araçların bu aktinomiçesle ilgisi olduğuna dair şeyler var. Ve bu gerçekten bu hastada da çok demonstratif bir şekilde çıkmış. O bile, o enfeksiyon bile kadını kanatıyor olabilir. O yüzden kesinlikle tabii Mirena takılması doğru değil. Artı bir de aktinomiçes çıktığı için aktinomiçesi zemin hazırlayan bir şeyi siz tekrar yapıyorsunuz. Bir de 61 yaşında bu atrofik kanamadır ya da aktinomiçes enfeksiyonu kanatıyordur. Atrofik kanamada tekrar Mirena takmanın, hele ki aktinomiçesi de gördüğünüzde Mirena takmanın bence de pek bir şeyi yok. Peki devam edelim. Merve Güngör, Doktor Merve Hanım sormuş. Hiç doğum yapmamış bir kadında Mirena kullanımı fertiliteyi etkiler mi? Evet. Ne diyorsunuz? Yani Mirena kullanımıyla fertilitenin negatif yönde etkilendiğini gösteren bir data veri yok. Dolayısıyla bu soruya hayır diyeceğim ben. Abi bununla ilgili iyi düzeyde bir kanıt yok. Ancak 2018 yılında okuduğum 2018 yılında yayınlanmış bir sistematik derlemede hem bakırlı hem de bu progestin salan rahim içi araç sistemlerinin nulipar kadınlarda herhangi bir sorun yaratmadığı. Tek sorun bunları takarken zorlanıyoruz. Bir de çabuk atılıyorlar. Ama onun dışında fertilite prognozlarında olumsuz bir etki yok. Ama tabii içimizde hep şey oluyor. Hani Mirena'yı takıp bir ay sonra bakınca iki ay incecik görüyoruz. Acaba hep mi öyle olacak? Ama böyle olmuyor. Şimdi çok doğru. Ben de şöyle bir etki yapayım. Gerçekten de böyle bir etki yok. Ama çok yeni çıkan bir yazıda bu şey Femara'yı kullanan Mitfali ekibi Kanada'dan. Onun hocası kimdi? Şimdi hatırlayamıyorum. Casper mıydı? Herhalde. Robert Casper olabilir. Evet. O da Kanada ekibi. Onlar çok uzun süreli doğum kontrol lapı kullanan ve endometriyal kalınlığı buna bağlı doğum kontrol lapını bıraktıktan sonra geri dönmeyen bir grup hasta tarifliyorlar. Yani doğum kontrol lapı gibi çok yani milyonlarca kullanımı olan bir ilaçta bile böyle bir etkiden artık bir araştırmacı şüphe duyuyor ve de önemli bir grup. Yani demek ki tamam böyle bir bilimsel şey yok ama doğum kontrol lapı bile uzun süreli kullanımda endometriyumu bıraktıktan sonra bazı insanlarda kalıcı ince bırakıyorsa yine de bir yerde bir şey düşünmek lazım. Yani kulağımızın bir köşesinde. Cem abi onunla ilgili kısa bir ekleme yapmak isterim. Böyle de bir veri var vaka sunumu şeklinde. 6-8 ay refrakter endometriyum. İnce endometriyum, klomifen sitrat kullanımı sonrası. Daha sonra kendi kendine geri geliyor. Böyle bir data var. Çok güzel, evet. Böyle şeyleri de unutmamak lazım. Başka bir soru, merhabalar. Akut üterin kanama için, anormal üterin kanama için adetin 5-25 günleri, adet düzenlemesi için 15-25 günleri olarak kullanıp tüm progesteronlar için geçerli midir? Örneğin didrogesteron, örneğin noretisteron. Özkan ne diyorsun? Yani burada abi literatüre baktığın zaman aslında farklı çalışmalar var. Farklı progestinlerle ilgili. Noretisteronla ilgili çalışmalar var mesela. Derlemeler de genellikle noretisteronu, noretindronu almışlar. Bunlar arasında şunu kullanamazsınız şeklinde bir şey yok. Medroksiprogesteron asetat kullanılabilir ona keza. Didrogesteron kullanılabilir. Bunların etkinlikleri birbirine benzer olmakla beraber maliyetleri arasında farklılıklar var. Yani bu açıdan herhangi bir fark yok progesteronlar arasında. Yok da kullanımı mesela adetin 5-25 günleri evet. Tanımalar adet düzenlemesi için 15-25. Doğru, yani, evet, doğrudur. Bunu her şey için de kullanabilir miyiz? Evet, kullanılabilir benim gördüğüm kadarıyla. Adet düzenlemesi için yani anovulatuar olan bir kadında luteal fazla genellikle destek vermek. Evet, o işte 12-14 gün süreyle 15-25. Günler gibi kullanmak. Ama eğer hasta ovulatuarsa o zaman daha uzun süreli 5-25 gibi bir protokolü tercih etmek gerekir deniyor. Evet, çok güzel bir bilgi oldu bu. Nura Yusuf yazmış. Östrojen ve progesteron meme kanseri anormal üterin kanamalı hastada oral tedavide tercih. Güzel bir soru. Evet, güzel bir soru.
Şimdi meme kanserli hastalarda eğer yani beraberinde kullandığımız tabii tedaviye bağlı olarak da mutlaka endometriyal değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Burada özellikle östrojene bağlı etkileri mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ama östrojen ve progesteron içeren preparatları, oral preparatları çok fazla kullanmıyoruz. Yani çok fazla iyi kullanmıyoruz burada genellikle. Evet. Peki burada ben bir soruyla devam edeyim. Şimdi anormal uterin kanamalı hastalar işte 40'lı yaşlardan sonra karşımıza çok çıkıyor. Bu dönemde meme kanserinin evet. ya da kolon kanserinin sık olduğu görüldüğü bir dönem. Bu anlamda Mirena için ne söylüyorsunuz? Meme kanseri tanısı var, anormal uterin kanaması var. Mirena kullanımı bu hastalar için güvenli mi sizce? Böyle bir data okudunuz mu? Mirena... Bununla ilgili Özkan sen şey yap, ben de bir literatürden bahsedeceğim sadece. Şimdi şöyle, meme kanserli hastalarda endometriyel örneklemenin de veya kolon kanseri öyküsü olan hastalarda da mutlaka endometriyel örneklemenin yapılması gerektiği ve bundan sonra Mirena'nın kullanılabileceğini gösteren, söyleyen çalışmalar var. Özellikle meme kanserine yönelik olan kullanılan bazı ajanlardan sonra mutlaka endometriyum değerlendirmesinin sık olarak yapılmasını, bundan sonra kullanılmasını söylüyor çalışmalar. Sen ne diyorsun şey Emre? Abi şimdi Ankara Üniversitesi'ndeyken çok opere meme seyalı ve kanamalı hastamız olurdu. Orada sağ olsun onkoloji ile uğraşan hocalarımızın da şeyleriyle bizi cesaretlendirmeleriyle bayağı bir seri biriktirdik. Gerçi onları yazamadık ama Mirena opere meme seyalı ve anormal uterin kanamalı kadınlarda harika işe yarıyor. Kullanabiliriz. Çok çekinmemize gerek yok. Yanılmıyorsam 4 tane randomize kontrollü çalışmanın dahil edildiği bir analiz var. Senesini hatırlamıyorum. Orada da meme kanseri rekürensini artırdığına dair bir veri yok. Yani güvenle kullanabiliyormuşuz gibi bir yorum yapabiliriz. Peki bu tecrübe çok önemli. Ve bu önemli bir bilgi. Ben de birkaç sistemik analizde karşıma çıkan böyle hastalar geldiği için bakmıştım. Böyle odds ratio'da, recurrence'de, Mirena kullanımı öyküsü olanlarda biraz artıştan bahsediyordu. Ama dediğiniz gibi yani sistemik analizlerde hiçbir etki yapmayan veri de var. O yüzden bu şey önemli bir ileride daha şeyin çıkacağı bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Sonraki soru Doktor Can Bey'den yine bir vaka sunuyor. Hastamız 5 yıl sonraki ara sıra orta derecede leke tarzı kanama başlamış post Mirena. Gravide 2/2 uterusu myomatosis nedeniyle sezaryen geçirmiş ve aynı zamanda miyomektomi uygulanmış 29 yıl önce, histerektomi kabul etmemiş. Evet. Soru. Abi soruyu anlamadık ama ben yorum yapayım. Ben bu hastaya ablasyon yapardım histerektomiyi tamam. kabul etmiyorsun. Ben de anlamadım ama güzel cevap güzel oldu. Mirena pardon ben şeyi anlamadım. Mirena sonrası kanaması mı oluyormuş? Leke tarzında evet. kanaması mı oluyormuş? Ara sıra orta derecede kanamaları var. Miyomektomi öyküsü var 29 yıl önce. Histerektomi kabul edilmemiş. Evet histerektomi kabul etmiyorsa Emre'nin dediği gibi değil evet. mi Özkan? Yani evet. Yani eğer Mirena burada çok etkin gerçekten. Endometriyal ablasyonla hani benim de sunduğum bir çalışma var. Etkinliği çok benzer. Fakat eğer Mirena'yı kullanamıyorsa yan etkiden dolayı o zaman ve histerektomiyi de tabii kabul etmiyorsa geriye hani ablasyon kalıyor. Ablasyon yapmak evet uygun bir yöntem olabilir. Evet yine güzel bir soru. 45 yaş aktif DVT'si mevcut olan KBC takibinde olup tedavi alan biri için anormal uterin kanama tedavisinde ne önerirsiniz? Şimdi bu hastalarda genellikle zor genelde bu hastaların tedavisi ama burada en önemli şey tranexamik asit türevlerinin kontraindike olduğunu söylemek gerekiyor. Bunlarda hormonal yöntemler yani progesteron ve östrojenleri kullanabiliriz ancak burada mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Çünkü progestin içeren ajanların da bir miktar tromboz riskini arttırdığını söyleyen çalışmalar olmakla beraber genel olarak baktığınızda bu veri biraz şey
biraz net değil açıkçası. Ama tranexamik asite veya kombine oral kontraseptiflere kıyasla yine de progestin only ilaçlı ajanların daha az tromboz riski oluşturduğu ortaya çıkıyor. Burada da yine birinci sıra kullanılabilecek yöntem aslında levonorgestrel içeren preparatlar, şey yani Mirena aslında veya progestin only haplar. Evet, çok doğru. Progestin içerenleri tercih etmemiz olabilir. Belki depo provera gibi şeyler bile olabilir. Emre, senin söyleyecek bir şeyin yoksa devam edeyim. Yok abi, bence katılıyorum progestin. Transamini 3x2500 mg'lık tabletten sadece adet sırasında vereceğiz. Ancak evet, ay sınırlamamız var mıdır? Var genellikle mı? Öneri 6 ay. 6 ay öyle mi? Ay sınırlaması var Özkan. Evet, ben de bunu öğrenmiş oldum. Güzel oldu. 6 aydan evet, az kullanmayın diyor ama üst limit görmedim açıkçası. Tamam. Çok teşekkürler. Merhaba, sunumlar için teşekkürler. Canel Hanım göndermiş. Kapır T ile oluşan anormal uterin kanamalar için bir öneriniz var mı? Nansteroidler, anti-enflamatörler vesaire. Şimdi kapır T'lerde abi, hani siz de biliyorsunuz, kapır T'lerde kanamanın birkaç nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi az evvel dediğiniz gibi enfeksiyonlar olabilir veya kronik bir inflamasyon olabilir. Yani kronik inflamasyon olduysa vereceğiniz antibiyotik tedavisiyle bunu baskılayamayabilirsiniz ama nonsteroidlerde fayda görebilirsiniz bunlarda. Ama belirgin bir kanama bozukluğuyla geliyorsa aslında dirençli, yani antibiyoterapiye de dirençli bir tedavisi şeyi varsa eğer yakınması, bence kapırtıyı çıkarmak lazım. Diğer sorumuz, onu da Emre'ye sorayım. Merhabalar, preoperatif GnRH agonistini ne kadar süre kullanabiliriz? Ne diyorsun Emre? Abi, bu konuyla ilgili literatür biraz tartışmalı. Bunu kullanan ekoller var, hiç kullanmayanlar var. Ancak işte ameliyat süresi, anemi vesaire için kullanılıyor, biz de kullanıyoruz. Özellikle 3 santim ve üzerindeki vakalara 4-6 hafta, kabaca 1 ay diyebiliriz. 1 ay kullanacak ya da 1,5 ay. Ondan sonra histereskopiyi planlayabiliriz. Çok teşekkürler. 28 yaş kontrasepsiyon amaçlı ilk kez OKS drospirenon başlayan bir kadında 2 hafta uzayan adet kanamasında ne önerirsiniz? İlacı bırakmak mı, devam mı? İlk kez OKS kullanıyor. 2 haftaya uzayan adet kanaması. Abi bununla ilgili Ankara Tıp'ta yaptığımız bir protokol vardı Cem abi. Belki senin zamanında bile yapılıyordur. Şöyle yapıyorduk. Eğer bir organik bir şey yoksa işte kaçıncı gün başladı atıyorum. Zaten ilk 15-20 gün lekelenme şeklinde kanamasının olacağını mutlaka ifade edeceğiz. Aynen Mirena sistemleri gibi. Orada da 2 ay boyunca spodnik tarzında kanama olabilir. Biz şöyle öneride bulunuyorduk. Ben hala da kullanıyorum OK kullananlarda. İşte 3 gün 3 tane al, 2 gün 2 tane al. Eğer kanama kesilirse bir devam et gibi pratik bir çözümümüz vardı. Biz böyle yapıyoruz. Olmazsa estrofemi biraz daha yüksek dozda gidiyoruz tabii eko kalınlığına göre. Siz ne dersiniz? Yani ben açıkçası ben kesmiyorum. Yani bebe çok çok sık karşılaşıyorum ben bu bahsedilen şeyle, kanamayla. Yani özellikle spotting tarzındaki kanama çok uzun sürüyor. Ben devam etmek gerektiğini ve belki eğer altta yatan bir şey yoksa eğer östrojen dozunu yükseltmekten fayda görüyorum açıkçası. Evet, çok haklısın Özkan. Teşekkür ederim. Bir başka Ece Hanım, Ece Gizem. Öncelikle sorular için teşekkürler. Benim meme hastalıkları açısından takipli ve anormal uterin kanaması olan bir hastaların tedavisi için ne önerirsiniz? Benim meme hastalıkları. Yani OKS kullanabilir miyiz? Progesteron kullanabilir miyiz? İkisi de kullanılabilir. Yani benim meme hastalıkları ile ilgili bununla ilgili bir kontraindikasyon yok. Sadece malign lezyonlarda bildiğimiz gibi dikkatli olmak evet, gerekiyor sistemik progesteron kullanımı durumlarında. Çok doğru. Yani fibrokistik memem var, yok adenom var filan. Onlar da evet, kullanabilir. Bu önemli bir şey. Ülkemizde IV uygulama yönelik konjüge ekonin estrojen var mı? Dilek Hanım sormuş. Yok. Yok, şu an yok. Evet. Can Bey sormuş. Teşekkür ederim. Duymak istediğim cevap hastaya da aynen söylemişti. Tamam. Can'ın vakalarını bekliyoruz yine. Dilek Hanım sormuş. Kronik endometritlerde tedavi nasıl olmalı? Güzel soru. Evet.
kronik endometritlerde tedavi nasıl olmalı? Güzel ve zor soru. Evet. Bir kere kronik endometrit tanısını evet, nasıl koyacağız? Tartışma burada. Yani bu tanı bir patolojik tanı mıdır, klinik bir tanı mıdır? Yoksa moleküler tanı mıdır? Yani PCR tanı. Moleküler tanı mıdır, evet. Yani diyelim şey yaptınız, öyle moleküler testler var artık. Endometriyumdaki şeyi ölçen, mikrobiyat diye ya da şeyleri bile ölçüyor artık patojenleri PCR'la. Diyelim onu yaptınız, buldunuz. Ne yaparsınız? Nasıl bir tedavi? Şöyle, ben açıkçası şöyle yapıyorum bu tür hastalarda. Aerob ve anaeroblara yönelik antibiyotikle beraber non-steroid anti-enflamatuar veriyorum. Evet, çok güzel. Emre, sen bir şeyin var mı? Abi bunlar yani daha çok bunları tekrarlayan gebelik kayıplarında biraz eğiliyoruz. Bazen de çok iyi embriyolar vermemize rağmen gebe kalamayanlarda histeroskopi esnasında böyle çilek gibi çok tipik bir görüntüleri oluyor. Aslında böyle karşımıza da çıktı defalarca. Bunlara biz doksisiklinle birlikte azitromisin veriyoruz. Ne kadar veriyoruz derseniz 14 gün veriyoruz. Azitromisini 3 gün, doksisiklini 14 güne tamamlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra örnek alıp gönderiyor muyuz? Göndermiyoruz. Biraz ampirik tedavi gibi yapmış oluyoruz açıkçası. Evet, çok güzel. Yani bu önerileriniz gerçekten. Ben hani kendim açımdan da soruyorum. Siz tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Yani kime hani histeroskopi yapıyorsunuz ya da kime kronik endometrit diyorsunuz? Ben açıkçası bu konuda biraz hani zorlanıyorum. Bu zaten tartışmalı bir şey ama kronik endometrit. Hepimiz, Özkan, hepimiz zorlanıyoruz. Yani kronik endometrit gerçekten tanısı gerçekten sıkıntılı bir iş. Böyle benim karşıma 4-5 kere ofis histeroskopi esnasında, ki bunlar problematik hastalardı, biraz da gebelik kaybı olan hastalardı, böyle çok fundusunda, duvarlarında çilek gibi çok güzel böyle görüntü veriyor. Bunları kullandık. Ama açıkçası hani bunların prognozları düzeldi mi? Çok net bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Ya ben de açıkçası şöyle, ben hani bazen çok ampirik olarak şöyle hastaları da veriyorum. Bazen hasta dediğin gibi hem tekrarlayan gebelik kaybıyla geliyor veya hasta ilk başvuruda diyor ki sürekli benim minik minik lekelenmelerim oluyor. İşte midlütüel döneme kadar uzayan, devam eden, ara ara gelen kanamaları oluyor. Bunda histeroskopide bazen rastlantısal böyle rastlıyoruz. Bazen bu tür hastalarda hani biyopsi aldığımızda işte raporluyor. Ama bazen de bu hastalara hiç hani bir biyopsi yok iken de ampirik başladığımız antibiyotikten de çok fayda görüyor bu hastalar gerçekten. Oradan da tedaviden tanıya gitmiş oluyoruz belki biraz da. Evet. Gerçekten yani deneyimleriniz çok değerli. Bu şey tanısını da iki türlü, bir immünoste kimyada aldığınız biyopside şüphelendiğiniz vakada biliyorsunuz CD138 pozitif plazma hücrelerinin görülmesi boyayarak bir o. İkincisi evet, de son zamanlarda işte bu Igenomics grubunun ya da Copper Surgical'ın çıkardığı PCR yöntemleriyle endometriyal örnekte mikroorganizmaların adını bile söylüyorlar. Bir dakika, devam edelim. Çok güzel sorular var. Bir saati doldurduk ama bunları bitirelim. Herkes burada gibi. Meme kanseri olan öyküsü olan Halide Aydın sormuş. Hastalarda postmenopozal atrofiye bağlı kanamalarda PC normalse vajinal östrojeni kullanabilir miyiz? Hangi dozlarda? Çok güzel soru. Meme sağ olsun. Meme sağ öyküsü var. Atrofik vajeniti var. PC normal, vajinal östrojeni kullanabilir miyiz? Yani patoloji sonucu normalse vajinal östrojeni kullanabiliriz bu hastalarda. Zaten hani dediğim gibi yani östrojenden ziyade progesteron komponentiyle ilişkili olduğu için östrojenden çok fazla bir şeyimiz yok burada. Korkumuz yok. Çok güzel, evet. Abi özellikle bu son gelen 10 yanılmıyorsam mikrogramlık vajinal preparat FDA tarafından da operen meme sağlığı vakalarda onaylı yanılmıyorsam. Bir de bunların bir statement şeyleri var. deklarasyonları var kullanılabileceği şeklinde. Çok güzel Emre, çok güzel bilgi, sağ ol. Melahat Hocam sormuş, tamoksifen alan olgularda mirene kullanımı ile ilgili çalışmamız yıllar önce Klimakterik'te yayınlandı. Hocam tebrik ediyoruz tekrardan sizi. Hocam Cochrane 2020 verisi var. Tamoksifenli opere meme sahalarda endometrium koruma diye olumsuz bir yanı yok. Aslında halen güncel bu konu yani, elinize sağlık. Evet, bununla ilgili bayağı çalışma da var aslında. Son yani böyle 5-6 senede çıkmış.
Bir tane dediğin gibi derleme var. Güncel bir konu hala devam ediyor. Helal Dönmez Hocam'a da burada tekrar tebrik ve selamlarımızı iletiyoruz. Ayşe Açıkel sormuş. Covid-19 enfeksiyonu geçiren kadınlarda artan anormal üterin kanama şikayetiyle poliklinik başvurusu olmaktadır. Bu konuyla ilgili tecrübeleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Gerçekten de bana da birçok kadın doğum hekim arkadaşım bunu iletiyor. Belki de algıda seçicilik mi oluyor bilmiyorum. Böyle bir şeyden bahsediyorlar ama bilimsel bir veri yok herhalde bildiğim kadarıyla. Sizin var mı? Benim yok abi. Yani burada şey yaptılar, yine IVI Genomics ekibi endometriyumda baktı. Bu COVID'in bağlandığı reseptör var ya, neydi o? Angiotensin 2 şey miydi? Acı 2. Yani onlara baktılar endometriyumda. Bu onu afinite gösterir mi virüs oraya filan? Bir şey bulamadılar. İnfertilite açısından da ona yöneldiler, baktılar. Moleküler açıdan bir altta yatan patofizyolojik mekanizma bulamadılar. Onu bilemiyoruz ama dediğiniz, Ayşe Hanım'ın dediği gözlem gerçekten sağdan çok geliyor ama bence bu algıda seçicilik de olabilir. Mirena'ya bağlı atrofi lekelenmelerinde oral östrojen veriyor musunuz? Bunun için bir yaş sınırlaması var mı? Çok güzel soru. Yani şöyle, ben açıkçası hastaya Mirena uygulamasından önce özellikle ilk ay uzun bir süre ara lekelenmesi olacağı bilgisini veriyorum. Büyük bir çoğunluğu ilk aydan sonra geri gelmiyorlar. Ama eğer hasta diğer aylarda da devam ediyorsa oral östrojen eklemek gerekiyor. Evet. Emreciğim. Abi şöyle, ilk iki ay, hadi üç aya kadar lekelenmesini, spottingini kabul edebiliyoruz Mirena'da. Ama artık üçüncü aydan sonra halen onun yaşam standartını etkileyen fazla cana kanama ifade ediyorsa, ben Mirena'yı hani artık çekelim mi de bir opsiyon olarak sunuyorum. Hani bunu çekelim, başka yollara gidelim gibi onları bir şey sunuyorum. Östrojen daha sonra, hani onu çektikten sonra. Ben de bazen östrojen 7 gün 10 gün sırf östrojen vererek hani o Mirena'nın yarattığı incelmeyi düzeltebilip kanamayı durdurabilir miyim diye veriyorum. Bazen işe yarıyor. Ayça Hanım sormuş. Hasta emziriyor. Mirena'ya bağlı ara kanamaları var. Korunmak istiyor. Mirena kalsın istiyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Mirena kalsın istiyor zaten. Mirena'yı bırakıyor. Hem emziriyor, Mirena'ya bağlı ara kanamaları da var, korumak istiyor. Mirena koruyor, emzirmek de koruyor. Mirena kalsın istiyor. Kalsın. Yani orada bir şey eklemek lazım tedaviye belli ki. Yani sonuçta kanamaya odaklanmak lazım. Hani ekstra bir bilmiyorum, progestin ekler miyiz? Ekler miydiniz? Ya ben ne açıkçası bir progestin buraya. Yani. Evet. Mirena'yı çekelim. Mirena'yı çekelim. Progestin only pill verelim. Ama hasta Mirena'yı çıkarmak istemiyorum diyor. Evet, o zaman peki. Benim dediğimi yapalım. Biraz östrojen veririz bir süre, fazla değil. Bir şey olmaz, evet. İskender Hocam da burada. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hala oradaysanız sorunuzu okuyorum. Ekstrem hasta ve klinik kondisyonlarda radyoterapi bir seçenek midir? Ha, çok güzel. Anormal üterin kanamaya modern yaklaşımda yeri olabilir mi? Evet. Radyoterapi. Bizim şeylerde yazar, onkoloji kitaplarında tabii İskender Hocam bilir. Bir de benim gibi yaşı biraz daha ileri olanlar bilir. Akut üterin kanamada, anormal üterin kanamada radyoterapinden bahsedilir çünkü. Vallahi abi ben hiç görmedim. Buradan hocama da saygılar sunuyorum. Ben hiç görmedim. Duydum, okumuştum. Evet. Ama onun yerine hani ablasyon yaptık mı? Yaptık hani. Acil kanamalarda girdik rollerball'la. Evet. Yani çok güzel bir soru. Gerçekten böyle bir şey vardı yani. O hatırlattığı için de İskender Hocama çok teşekkür ederim. Recai Hocam yazmış. Ablasyon yapıyor musunuz diye yazmış Recai Hocam. Ablasyon yapıyor musunuz? Hocam oğlunuz yapıyor, haberiniz olsun, söylüyordu demin. Endometriyumları yaktık abi. Değil mi? Yapıyoruz Emre. Herhalde siz yapıyorsunuz. Abi bu Amerika'da yeni şeyler gündeme gelmişti 2016-17 yıllarda. Bu ablasyon sistemleri, bu NovaSure falan giriyor. Evet. Radyo öyle bir şeyler yapıyor ama çok pratikte herhalde yer bulmadı. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Var mı öyle deneyim?
Valla ben de EYC'yle gidiyorum. Her Yok EYC'de yani açıkçası ben de hani benim aklıma hiç yatmadı da o yüzden. Yani onu yerleştireceksin falan. Evet. Yani EYC'de her görüyorum. O sistemler hala Amerika'da pazarlanıyor. Ama Evet, Türkiye'de evet. dediğin gibi çok fazla Çok şey yapmıyor. pazarlanıyor. Ama bir yeri var. Yani ben Her yeri bulmadım. olduğunu düşünüyorum. Oral yerine vajinal progesteronlar kullanılabilir mi? Oral yerine vajinal Yani progesteronlar kullanılabilir. Ama hasta zaten şöyle. Yani vajinal progesteronları kullanmak hani biraz hasta için zorlu bir şey. Özellikle kanamakta olan bir hastanın onu kullanması biraz zor. Artı progesteronun sistemik etkisinden faydalanamıyorsunuz burada. Hani bildiğimiz gibi progesteronların aynı zamanda immün modülatör bir etkisi de var. Uterin sessizliği sağlayıcı bir etkisi var. Evet o etkilerden kullanıyoruz ama bence anormal uterin kanamada vajinal benim bir tecrübem yok ve kullanımının zor olduğunu hasta açısından düşünüyorum. çok haklısın Özkan. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Kanayan bir hastada. Hayriye Hanım yazmış. Eşim azosperma hastası, genetik testte mozaik Turner çıktı. AZFB ve ciddi lezyon var. Ne yapmamız gerekir? Evet. Bu araya Konuyla pek ilgimiz yok, şeyimiz yok ama olsun. korsan soru girmiş ama cevaplayalım bence. AZF Eşim B ve azosperma C var. B ve C var. Hem B ve hem B Hem hem C B tabii. ve hem C var. Hem Evet. C var. Genetik testi Gençler mozaik Turner. söyleyeyim. Maalesef bir şey yapamayız değil mi? İki B ve C Abi. var. Yani kötü sonuç olacak bir şey. Yani B kötü. C B yine tek C'de başına tek olsaydı. başına olsa iyi de hani B ile beraber kötü bu prognoz. Evet. Beraberinde mozaik Turner. Yani zor bir kombinasyon yani. Zor bir kombinasyon dediğin gibi hocam. Maalesef evet yani bir şey yapamayacağımızı ben buradan söyleyelim Hayri Hanım'a. Hep sorular aşağıdan kayıyor. Özür diliyorum. Çok az soru kaldı. Sorular aşağı alınca kayıyor. Abi adolesan kanamalarındaki diye başlayan bir kısım Yaklaşımımız mı? nedir? Evet, bu da son sorumuz olsun. Abi ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Adolesan kanamalarda iki tane şey bence çok önemli. Bunlardan bir tanesi koagülopatiler. Gerçekten biz hani ben kendi asistanlık döneminden de hatırlıyorum. Bunu biraz galiba göz ardı ediyoruz. Bunun kendi aramızdaki bilinirliğini arttırmak gerekiyor. Gerçekten çok yüksek oranlarda aslında çaplı veya ciddi koagülasyon problemi var. Lütfen bu aklımıza gelsin özellikle adolesan dönemde bir kızda varsa bu. İki, tabii ki anovülasyon bu dönemde. Yani eğer öncelikli olarak bir koagülopatiyi dışladıysanız zaten anovülatuvar tedavide oral kontraseptiflerle rahatlıkla, kolaylıkla tedaviyi sağlayabiliyorsunuz. Ama eğer bir koagülopatiyle karşı karşıyaysanız bir hematolog yardımıyla beraber tedaviye götürmek gerekiyor diyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Son soruyu alalım ve kapatalım. Mehmet Bey yazmış, Mehmet Zeki Bey. Anormal uterin kanama düzensiz endometriyum, endometriyal örnekleme benim. Migrene rağmen 3 aydan sonra kanama devam ediyor. Tekrar probe yapalım mı? Yapmayalım. Şimdi abi bu gibi durumlarda yani böyle şimdi endometrium kalınlığı tabii çok önemli burada. Yani ince mi kanıyor yoksa kalın mı halen? Şimdi bu, burada hani orada bir tutarsızlık yoksa ve halen kanıyorsa bunların altından işte bazen endometrit çıkabiliyor. Yani antibiyotik tedavisiyle bu kanamalar bazı vakalarda işe yarayabiliyor. Bu bir aklımızda kalabilir. Bazen de hani yine kalınlığa göre östrojeni biraz hani orada ekleyelim mi? Veya artık Mirena'yı çekip rahim içerisine bir bakalım mı? Histeriskopi mi yapalım? Hani bir şey mi atlıyoruz? Böyle düşündüm sesli. Evet, çok güzel düşündüm. Çok teşekkür ederim. Burada artık sorular da bitti. Sizlere ikinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani genç yaşınıza rağmen bu kadar konuya tecrübeyle yaklaşmanız ve deneyimlerinizin bu kadar engin olması beni gerçekten gururlandırdı. Yolunuz açık olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok Ben teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ İyi ol. akşamlar Cem abi. Sağ ol. Harika moderatörlük. Abi Süper. teşekkür ederiz. Güzel moderatörlük de çok keyifli oldu gerçekten. Teşekkürler Özkan. Hoşçakalın.